Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farm Manager'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümünde bildiğiniz üzere bu şekilde bir gelişim göstermiş ve çiftliğimizi böyle yönlendirmiştik. Gayet de güzel bir başlangıç oldu. 750 bin paradan 150 bin yaklaşık 150 bin bir paramız var. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikli olarak ikinci bir arazi yapmıştık. Yine 50-50 boyutlarda ikinci bir arazimiz var. Şimdi bu araziyi en son sürmüştük. Bu araziyi bir hazır hale getirelim. Bunu Ömer Karadere. Evet, Ömer Karadere kardeşimiz. Şimdi oyunu başlatmayı unutmuşum bu arada. Bunu 3x hızını alayım. Ömer Karadere kardeşimiz şimdi onu gidip sürecek ve pardon işleyecek ve ekilebilir kıvama gelecek. Çim arkadaşlar oyunda yani bakım istemeyen nadir ekilebilir bitkilerden bir tanesi. Gayet de şu an iyi durumda. 20 gün sonra ona hasat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar size araçların hatta bir saniye ya ben bunu göstermek istiyorum da. Şunun bir yeniden park etti. Park yeri 2'ye park edelim. Arkadaşlar bakın bunların belli bir süreleri var. Hatta üstleri falan kirleniyor. Siz de anlayacaksınız zamanla. Bu bar şuralara kadar falan geliyor. Eğer onar demezseniz bunu onarmıyor ve sonra makine bozuluyor. Yani hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz bir dahakine. Ona dikkat edin lütfen. Şimdi makinamız toprağı işlediğine göre buraya bir de gübreleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle makine kabul et. Arkadaşlar yani geliştiğimiz süreçte yani hiçbir şekilde ben tarlayla uğraşmayacağım. Ve şöyle söyleyeyim. Ben bu tarlanın üzerine tıkladığımda tamam bunu hallederiz. Ben bu tarlanın üzerine tıkladığımda bu tarlaya birini atayabileceğim. Yani birini görevli hale getireceğim. Bir tane işçimi. Bu tarladan görevli hale getireceğim ve işçim onun sürmesinden, işlemesinden, gübrelemesinden, işte biçimine kadar her şey ona ait olacak. Yani o tarlayla özdeşleşecek. O tarlaya o bakacak. Biz hiç ilgilenmeyeceğiz. Sadece diyeceğiz ki işte bu mevsim bu ek. Veya tohum alacağız. O şekilde. Şimdi sen burayı işlediğine göre abi bir zamanı yavaşlatalım. Biz buraya ne ekebiliriz şimdi? Seç diyelim. Evet. Çim. Tekrar çim ekmeye gerek var mı? Hiçbir bilgim yok. Şuraya bir bakayım. Çimimiz var mı yok mu? 8400 silaj var. Aslında silaj yeterli biraz. Başka ne ekebiliriz ona bakacağım. Yani şu an elimde bir de alet olmayan bir şey ekmek istemiyorum. Yani onu biçebileceğim ya da ekebileceğim bir şey ekmek istemiyorum. Yoksa elimde kalabilir. Şimdi biz patates ekmek istesek şimdi bir saniye. Patates ekmek istesek. Pazar değil ya. Ekicilerden patatese geleceğiz. Değil mi? Nerede bu? Ekiciler ve dikiciler. Şimdi buradan patates ekecek bir ekiciyi bulacağız. Burada var mı? Değil. Bu da değil. Evet bu. Kaç paraymış bu? Patates ekici. Soğan da ekiyor galiba. Aynen. Soğan da ekiyor. 10.000 TL. Şimdi bunu aldık diyelim. İçerdiver ve öğütücüler diyelim şimdi. Biz bunu neyle hasat edeceğiz? Onu bilmediğim için şu an onu ekmekte çok şey duruyorum. Yani böyle pek şey bakmıyorum ama buradan olmuyormuş. Diğerleri diyelim bakalım. Aynen.
diye. Aa, 35 bin. Çok iyi abi. Yani toplamda 45 bine biz patates ekebilir kıvama geleceğiz. Aynen öyle. Peki bundan alalım biz. İki tane işçiye ihtiyaç vardır diyor. Tamam, işçi buluruz. Tamam. Bundan bir tane aldık. Şimdi bir de ekiciler ve dikiciler kısmından patates için satın alalım. Bunu da orta boy garajımıza koyalım. Tamam abi, onu da koyduk. Zamanı biraz hızlandırmaya gerek yok. Şey yapalım hemen. Patates tohumu satın alalım arkadaşlar. Onun için pazara geliyorum ya. Pazar tomurcuklarından patates, evet. Bundan alacağız. Şimdi 100 kilo. 100 kilo bizim için yeterlidir herhalde. Yani bayağı fazla bir miktar. Hektar başına 7 ton çıkıyor. Çok iyi ya. Tamam. Satın al dedim. 288 TL gibi bir rakamı, çok iyi rakam. 100 kilogram satın aldık. Şimdi yavaş yavaş getiriyorlar, gördüğünüz gibi bizim aletlerimizi getirdi, bıraktı, gitti. Hayvanların üremeye hazır. Çok iyi haber. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bir de bunların ambara bakın. Sadece, pardon. Sadece silajları var. Bunlara daha çeşitli yemekler hazırlayacağız. Yulaf ekeceğiz. Buğday ekeceğiz. Çavdar ekeceğiz. Bunlardan ekeceğiz. Fakat şimdi o biçerdiler olmadığı için işçi sayımız çok kısıtlı olacak. Yani bu da bize sıkıntı yaratabilir. Biz şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha kalıcı ev inşa edelim. Yani kalıcı işçi evi inşa edelim. Çünkü bu bize gerekli. İki tane işçi boşta olması gerekiyor. Bizde bir tane var şu an. Yani bilmiyorum yetebilir mi yetmez mi de. Şimdi şunu biz bir seçelim. Abi 1605 kilogram diyor. 1605. Çok fazla ya. Ben 100 kilogram yeterlidir diye düşünüyordum ama. Acayip fazlaymış. Neyse bakalım, getirdi galiba. Aynen. Tamam, şimdi ekebiliriz. Yani şimdi bunları çok pahalı ya. Neyse, ekeceğiz artık. Patateslerimizi ekebiliriz arkadaşlar. O hayvanlarımız iyi üremeye başladılar bu arada. Neden bunlar 1820'de, az önceki 1500'dü? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an yani. Ama ekiyoruz. Para bayağı düşecek herhalde. Ha, az önceki veteriner parasını aldı galiba. Yok, kıyakçı parasını aldı. Kıyakçı deniyor oyunda ona. Kıyakçı parasını aldı. Ne yapıyorsun abi? Ya bitirdi galiba, aynen. Bitirdi. Tamam. 120 gün. 120 gün. Biz çok yanlış gündeme ektik. Kış geliyor. Acaba nasıl görünecek? Hiçbir fikrim yok. Böyle yeşil yeşil çizgiler şeklinde duruyor ama şimdi. Kuş git. Bir bakalım, görelim. Zaman neyi gösterecek? Bunun kaç günü var? Bir günü var. O hasat için hazır. O zaman ben burada hazır bekleyeyim. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Yaz sonu da geliyor aslında. Evet, hasat için hazır. Makineler otomatik doldur. Kabul et. Evet, bunda hasatımıza başladık. Dediğim gibi ilk zamanlar işte bu
Her şeyi biz ayarlama bölümü biraz sıkıntı. Ama ilerleyen vakitlerde bizim nerede o? Bina gelişimi, evet. Bina gelişiminden 400 bin TL'ye malikanemizi orta boyut çiftlik malikanesine getireceğiz. Bu da bize 75'e 75'lik boyutlara kadar arazi erişimi verecek. Her hafta otomatik ticaret. Hani ben otomatik ticareti vermiştim ya. O şekilde. Küçük malikanenin tüm olanaklarını bize sunacak. Bir de tabii ki arsa satın alma seçeneği gelecek. Hani şu parselden yani yanlara doğru, isterseniz bu tarafa doğru satın alma imkanı veriyor. Bakın gördüğünüz gibi aylık bizim giderimiz ne kadar fazla? Kaç bin TL kesti bizden? Bilmiyorum. Bir bakacağım. İşçi maaşlarına toplam 5.132 TL ödemişiz. Binaların bakım masraflarına 831 TL. Ağaç bakımından 340 TL gelmiş bize artı olarak. Kıyakçıya 1.820 TL vermişiz. Tomurcuklanan patatese 4.595 TL vermişiz. Çok fazla. Geçen ay 5.434 TL inek sütünden almışız. 2.307 inek peyniri, 2.000 inek kaşarından elde etmişiz. 1.200 de tereyağında. Gayet güzel gelir verilerimiz var. Şu an yine bir satış gerçekleştirdi. Paramız yine eski haline döndü. Aa, bu şekilde çıkıyor. Ha, anladım. Ama böyle de gayet güzel görünüyor. Aynen öyle. Şimdi vakit kaybetmeye gerek yok şimdi. Şöyle bunu balyeleme aşamasına getirelim. Balyeleme aşamasına getirsin. Daha sonra da toplatırız. Ya oyun çok güzel. Ben çok sevdim. Çok beğenerek oynuyorum gerçekten. Hani bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz da ilk videoda da bunu belirtmiştim aslında. Beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre biz de beğenip beğenmediğinizi anlayalım. Ona göre biz de video çekelim. Ya ben sizlerin karşısında video çekip sizlere bu oyunu göstermeyi gerçekten çok seviyorum yani. Severek yapıyorum. O yüzden sizlerin fikirlerine ihtiyaçlarım var. Şimdi acaba şuraya bir tane daha şey alsak mı? Mandıra alsak mı? Enteresan. Bir saniye. Bir deneyelim. Mandıra alabilirsek aslında bizim daha fazla çiftlik geliri elde edebiliriz. Şimdi bunu koysak bu taraftan yol geçmeyecek. Yani bakın şöyle çevirince oluyor da. Bu sefer yol geçirecek bir yer bulamayacağız. Neyse. Oraya daha küçük çaplı bir şeyler yapabiliriz mesela arıcılık gibi. Arıcılık falan da var. Arıcılık mı yapsak oraya? Ya arıcılık için çok fazla para gidiyor. Nasıl? Onlar için işte şu yanında görmüş olduğunuz küçük konilerden almanız gerekiyor. 300 TL tanesi yani. Küçük kümes hayvanı. Yani bu tavuk biraz sıkıntı ya. Tavuk biraz sıkıntı. Gelir az. Yani hiçbir şey de neredeyse vermiyor. Belki koyuna belki girişebiliriz. Çünkü burada küçük imalatta da burada koyunlar için keçi sütü, koyun sütü falan oradan bir şeyler üretebiliyoruz. Mahsulümüzü kaldırmış. Arkadaşlar 10 ton 138 kilogram çim elde etmişiz. Gayet iyi. O bize herhalde bir 500-600 tane silaj getirir. Kapatma. Bunu sonsuz yap. Aynen. Aynen öyle. Şimdi 120 gün 100 gün. Bakalım inşallah
Kış ayına kalmayız da. Başka bir şey istemiyorum yani. Şu an iki şey daha var ama kalmayız büyük bir ihtimalle. Yaparız diye düşünüyorum. Biz hiç araştırma yapmadık mı? Göster. Biz nasıl araştırma yapmayız ya? Arkadaşlar çok pardon, ben oyuna daldım. Ondan dolayı unuttum. İşçilerin gücünü %10 oranında artırır. Şimdilik buna gerek yok ya. Yarışma sonrası uygun araştırma var mı? Rehberlik eğitimi, bir rehberlik eğitimi, halkla ilişkiler eğitimi. O zaman bunu araştırabiliriz. Makinelerin borsadaki değerini %10 azaltır. Bu çok iyi. Bu çok iyi. %10 azaltırsa ben belki bir çerdüver alabilirim. Evet. Ne alabilirim? Yani 400 binlik makineyi 40 bin, 360 bine falan getirecek %10 azaltırsa. Bu gayet iyi. Ama şimdilik dursun bakalım. Abi patateslerimiz olsa da bir şunları bir şey yapsak, hasat etsek bakalım ne kadar gelir elde edeceğiz bundan. Bundan sonra da bir yulaf ekmeyi düşünüyorum ama yulafı nasıl hasat edeceğim şimdi onu düşünüyorum. Çünkü yulaf hasat etmek için bir biçer dövere ihtiyacım olacak. Otomatik tamir yönetimi eğitimi. Onu dursun. Makineleriniz kırıldığında tamirci otomatik. Ama şimdi daha benim makinelerimin ömrü var. Hibe kazanma yöntemleri eğitimi. Hibe alma oranını %5 artırır. Hibe dediği borç mu ki? Ne bu yani, anlamadım. Kalıcı işçilerin odalarını için ergonomik şartların sağlanması, atölyesi falan. Rehberlik. İşçilerin gücünü %10 oranında artırır. Arazi fiyatlarını %10 azaltır. Şunu bir araştıralım ya. Çünkü buradan devamlı gelecek bir şey var. Bak, rehberlik 2 var, 3 var. Halkla ilişkiler eğitimi var. İşe alım, yönetim ve teknikleri 1, 2, 3. Bunları da araştırırsak güzel yollarda ilerleyeceğiz gibime geliyor. Bir devam edelim. Bir bakalım bir süreç bize neyi gösterecek. Abi şunlar ne kadar gerçekçi ya. Oradan alıyor, getiriyor falan. Gerçekten çok iyi arkadaşlar yani. Ben çok beğendim oyunu. Yani uzun zamandır böyle bir çiftlik simülasyonu oyunu oynamamıştım yani. Böyle bir bildiğiniz oyunlardan varsa önerebilirsiniz. Yani ben bu oyunu gerçekten çok beğendim. Yani saatlerce oynayasım var ama şimdi sizlerle birlikte gitmek istiyorum. Hani ekstra oynamak istemiyorum. Ondan dolayı hiç sizden ayrı girmek istemiyorum. Amber diyelim. Ha, güzel. 260 tane. Daha bir sürü var ya. Güzel. Arkadaşlar bu arada klavyenizden Q ve E harfleriyle bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Bunu söylemeyi unuttum size. Bu şekilde döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir açıdan bakmak isterseniz. Hani ben şu şekilde baksam sizin için daha iyi olacak sanki. Bu taraf biraz kameranın aşağı tarafına geldiği için belki görmekte sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Abi patateslerimiz oluyor ya, çok iyi. Hayvanlarından biri kaçtı. Bul onu. Ya işim gücüm yok, ondan mı uğraşacağım ya? Kaçarsa kaçsın abi ya. Rehberlik eğitimi bitti. Tamam gel. Şimdi rehberlik eğitimi 2 alacağız. 2'yi alacağız da. Rehberlik eğitimi 2. Tamam. 2 alalım abi. Bu da buradayken malzemeler alıp galiba buraya getiriyor, değil mi? Aynen öyle. Şu an 74 bin paramız var.
Gayet yeterli bir para. Bizim yan görevlerimizde neler var acaba? Tarihine kadar bir işçiyi seviye 5 yap. Bizim işçilerimizden seviye 5 olmayan var mı? Olacak var mı yani? 5'te 5. Tamam, ben seni de 5'te 5 yapayım hemen. Tamam, görevi tamamladım o zaman. Aynen öyle. Komşularla iddiaya tutuştum, daha iyi bir çiftçi olduğunu kanıtlayıp 10.400 kadarlık para kazanmak için 04.09.2018 tarihine kadar ek kabak tohumu. 04.08, yani bir ay var. İmkansız. İmkansız. O yüzden reddedeceğim. Bankadan özel teklif. Kredi alırsan banka sana bir kısmını geri ödeyecek. 3.000 kadar tasarruf edecek. Ben bankayla oldum olası hiç aram iyi gitmediği için oyunda da sevmiyorum. O yüzden reddedeceğim banka tekliflerini. Hmm, 78 günü var. Yazın ortasındayız. Ambar atölyesinde. Güzel. Ben bundan sonraki süreçte başarabilirsem, ben bundan bir tane almayı düşünüyorum. Bundan bir tane alırsam çok çok iyi olacak. Benim için mükemmel olacak. Hatta ben buna vereceğim 400 bini. 400 bini. Bina gelişiminde orta boy çiftlik malikanesine getirebilirim yani. Orta boy çiftlik malikanesine getirirsem artık hiç uğraşmadan sadece bir tarlaya bir işçiyi verip o işçinin o tarladan hasat etmesini bekleyebilirim. Yani bu benim için daha mantıklı olur. İlk etapta. Bakalım. Evet, şu an tarlamız hasat edilebilir kıvamda. Gördüğünüz gibi bakın traktörün ömrü azalıyor. Bunun ömrünün az azalması için yani daha az yıpranması için şimdi size göstereceğim. Şu traktör simgesinin olması lazım. Traktör veya iş makinalarında çalıştıracağınız insanların üzerinde bu ibarenin olması gerekiyor. Yani sizin de okuyacağınız üzere makinaları düzgün kullanma yeteneği, kullanılan makinanın yıkım seviyesini askeri boyuta indirir diyor. Yani bu çok önemli. Diyelim 73 günü kaldı. Yani bilmiyorum da bu patates bayağı zamanımızı alacak ya. Ben bu kadar uzun olacağını hiç düşünmemiştim. Yani en kısa vadeli herhalde çimdir ya. Çim çünkü sürekli hasat edilebilir. Ondan dolayı çok mantıklı bir bitki yani. Bizim hayvanlarımız ne durumda? Hayvanlarımız. Burası 6'da 6 olmuş. Burası da 6'da 6. Burası 6'da 5. Bu iki yer artık üretim durdu. Burada hayvanlar çiftleşmeyecekler. Burada bir tane daha yer var. Burası bir tane daha buzağı kaldırabilir. Daha sonra bekleyip göreceğiz. Aslında şimdi bunlardan birer tanesini satabilirim 4.000'e. Ama gerek yok. Onlardan güzel gelir gelecek çünkü bana. Ben bir sonraki videoda artık buraya bir tane daha küçük boy mandıra koyacağım. Bunlardan da birer tane inekleri alıp o mandıranın içine koyacağım. Yani buralarda toplam 5'er tane olacak. Burada da 3 tane olacak. Yani sürekli bir vardiya olacak. Yani hiç sekteye uğratmadan hayvancılık sektörünü ilerleyeceğiz. Çünkü bu çok önemli. Hayvancılık sektörü bu oyunda yani olmazsa olmaz. Yani ayakta duramazsınız. Şunu hemen bir
toplanabilir kıvama getireyim. Onu şu araçla hepsini bir araya toplayacak. Abi oyun çok iyi değil mi ya? Gerçekten ben bayılıyorum grafiklerine. Her şeyiyle beni çok cezbediyor yani. Saatlerce oynayasım geliyor ya. Ya benim sistem biraz eskidiği için işte artık tarihte kaldığı için benim bilgisayar sistemleri. Ben biraz grafikleri düşükte oynuyorum. Eğer sisteminiz yeterliyse ultra grafikleri alıp oyunun tadını, keyfini çıkartabilirsiniz. Oyun kaydedildi. O zaman oyun kaydedildiğine göre biz de bu videoyu burada bitirelim isterseniz arkadaşlar. Şunu da ben şöyle hasat edeyim. Bu videoyu burada bitirelim isterseniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer siz de oyunu beğendiyseniz, serinin devam etmesini istiyorsanız bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar ya. Bir beğeni çok görmeyin. Hepinizi sevgi ve selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.